Altınova'da mevcut sahile rıhtıma 425 metre ilave edilerek bu rıhtım uzunluğu 1 kilometreye çıkmış olacak. Böylelikle Altınova'da cazibe alanı olarak devam etmesini sürdürebilmek adına doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz. Burada peyzaj çalışmalarıyla yaratılacak sosyal alanlarla ciddi bir cazibe alanının çıkacağını da görüyoruz, öngörüyoruz ışıklandırmalarıyla. Hem burada bağlama alanlarıyla malışçılık anlamında oluşan bu potansiyele ilave olarak bu rıhtımlarında kullanılabileceğini düşündüğümüz zaman da Altınova için doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu alan Altınova sadece Altınovalılar için değil, aynı zamanda turizm amaçlı da Altınova'ya gelenlere bir sosyal anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz Altınova'ya. Burada yaratılan, ilerleyen süreç içerisinde yaratılacak iş yerleriyle beraber ciddi anlamda turizme de katkısı olacağını düşünüyorum. İlave edilen 425 metre uzunluğundaki alanla ortaya çıkan 1 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı Kumadası ve Köprüsü'yle de birleştiği zaman da Ayvalık genelinde en uzun yürüyüş anlamında en uzun bir alan çıkmış oluyor. Bu da bir doğru bir proje olduğunun da göstergesi diye düşünüyoruz. Yani bu 1 kilometre ve üzerine eklediğiniz zaman Kumada'ya köprüsü ve Kumada'yı da eklediğiniz zaman yürüyüş anlamında Ayvalık için en uzun, Ayvalık'taki en uzun yürüyüş alanlarından biri de yaratmış oluyoruz. Zaten oradaki mevcut aynı kayrak taşı, taşlar, diğer taşlar da Hollanda taşı. Aynı şekilde burada uygulamasının devam ediliyor. Elektrik direkleri, drenajları burada biz 40 metrede bir ara ile drenaj attık. Yarın bugün dışarıda yağmur ayıp denize ulaşsın diye. Yine kayrak taşı olacak başkanım. Orta alanlar kayrak taşı. Boşluk yaratılıyor öyle mi? Tabii. İki taş kullanılıyor. Hollandlarla desen yapılıp ortalarına kayrak taşında devam ediyor başkanım. İçine çok güçlü olması lazım. Tabii. Sarsıntıdan iyi yapıp aradaki boşlukları şey yapması lazım. Kaymak çok önemli. Üzerindeki... Silindir ağır oluyor zaten başkanım. Yani biz silindiri buraya gönderdiğimizde başkanım titreşimi açmayacağız. Mevcut silindir üzerinden geçtikçe tamamen oturacak buna. Hem burada başkanım balıkçılara yeni yaşam alanları çıkıyor. Hem bağlamak için yeni yerler çıkıyor. Hani çok çok daha iyi bir alan oluşturmuş oluyoruz. Bittikten sonra da... Karakoç ağzında çekek var. Tabii. Yok orada da her şeyi koyuyorsunuz değil mi hepsine? Hepsine koyuyoruz bağlama yeri. Bağlama yeri koyuyoruz. Çalışması yapıyoruz zaten burası ama yol bittikten sonrasında. Bunlar da bir ihtiyaç tabii. Burada balıkçılık oldukça gelişmeye başladı. Evet. Bu bağlama yerlerini de arkadaşlar zaten betonlar kendileri koyuyorlar. Belki bunlar süreç içerisinde burada rıhtım olacağı için buna bile gerek kalmayabilir süreç içerisinde. Rıhtım olmadığı için bunları koymuş zamanlar. Beklesini yanaştırsın diye. Belki bunlar, çok rahatsızdır, teşekkür ederim. Evet, gerçekten çok. Zamanla belki bunlar da kalkacaktır, ihtiyaç kalmayacaktır.